Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. İçeridekiler Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda. 21 Mayıs 2024 Salı. Melih Cevdet Anday'ı 2002 yılında yitirmiştik. Ozan Roman Tiyatro Deneme Yazarı Anday toplumumuzun cumhuriyetle gelen aydınlanma döneminin en parlak temsilcilerinden biridir. Ozanlıkta doruğu yakalamış bir imge sihirbazı, titiz bir anlatı ustası, düşünceyi sohbet lezzetiyle kotaran bir denemeci, yaman bir sahne metni işçisidir. Anday tiyatrosunun temel çıkış noktası karakter ya da olay değil, oyunların iç devinimini belirleyen durum ve diyalogtur. Bu bağlamda 60 yıl önce yazılmış ve ilk kez 1964 1965 döneminde İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda sahnelenmiş olan İçerdekiler, Mikado'nun çöpleriyle birlikte Anday'ın tiyatro yapıtlarını oluşturur. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın Ankara turnesinde sunduğu oyunlardan biri İçerdekilerdi. Oyunu Mert Kırlak, Aylin Önen Alp Ateş imzalı sahne tasarımı ve Mustafa Kalan'ın ışık düzenlemesiyle gerçekleşen yapımın dramaturgu Şafak Özen. Oyun, bir siyasi bölüm başkomiserliğinin sorgu odasında geçiyor. Komiser tutuklu öğretmen ve kız baldız yapıtın kahramanlarıdır. Tutuklu 345 gündür gözaltında tutulmaktadır. Ne ki uzayıp giden sorgu eyleminin yıpratıcılığına karşın, kendisine yöneltilen düşünce suçunu üstlenmemiştir. Bir iletişim oyunu. Oyunun iki perdesinin her birinde iki karakter yer alır. Her bölümde temel eylem sözel çatışmadır. Bu çatışma, Harold Pinter oyunlarında olduğu gibi, bir sorgulama süreci içerir. Oyunculuktaki tartımı belirleyen de sözel çatışmadan kaynaklanan gerilimdir. Bu oyunda tiyatronun özüne gitmek istedim, diyor Anday. Benim için sadece diyalog da önemli olan. Oyunun dramatik enerjisi zaman baskısı yoluyla gerçekleşir. Komiser, üstlerinden gelen baskıyla, suçlu olup olmadığını bilmediği bir tutukluyu neredeyse bir yıldır konuşturmaya çalışmaktadır. Kendisine verilen iki günlük ek süre içinde bunu başarmak zorundadır. Tutuklunun direnişi ise, özgürlüğünün kısıtlanması nedeniyle yaşadığı cinsel baskı sonucunda kırılma noktasına gelmiştir. Oysa komiser, tutuklunun içinde bulunduğu cinsel bunalım giderilirse, onunla iletişim kurabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, o gün kocasını görmeye gelecek olan eşiyle ilişkide bulunmasına izin verecektir. İletişimi andıran bir konuşma eylemi görüntüsü içinde sürüp giden, ilk perdedeki tartışma, sıradan bürokratik dayatma ile aydın kişi mantığının çatışmasından başka bir şey değildir. İletişim gerçekleşmeyecektir. İkinci perdede, polis merkezine karısı yerine baldızının geldiğini gören tutuklu, komiserin kendisine verdiği yarım saatlik süreyi tasarlandığı biçimde değerlendirmeye çalışır. Bu kez de içeridekiler ile dışarıdakilerin mantığı çatışacak, zaman baskısı tutukluyu bir önceki bölümde komiserin sergilediği konuşma biçimini benimsemeye yöneltecektir. Anday şöyle diyor. Kişilerimin karakterini önceden düşünmedim, konuştukça kazandılar karakterlerini. Tutuklunun dramı, İkinci perdede istemeden komisere benzemesindeki dram da kendiliğinden çıktı ortaya. Elde etmek isteyen zalim oluyordu. İçeridekiler bir iletişim oyunudur. İkinci perdede tutuklu ve kız arasında iletişim gerçekleşecek midir? Şinasi sahnesi içeridekilere büyük gelmiş. Oyunu Ankara turnesinde, dekoru, ışık kullanımını ve oyuncuların hareket düzenini zorlayan büyüklükteki Şinasi sahnesinde izledim. Bu durum, daha göz göze soluk soluğa gerçekleştirilmesi gereken yorumlar yerine, sahne boşluğunu doldurmaya yönelen bir hareket ve ses dönüşümü benimsendiğini gösteriyordu. Sahne olayını Eskişehir'in Haller sahnesinde izlemiş ve izleyecek olan seyircilerin daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Yönetmen Kırlak'ın ve tasarımcıların, dekoru dünyanın herhangi bir yerindeki bir sorgu uzamı olarak alımlayıp gerçekleştirmiş olmaları doğru bir yaklaşım içeriyor. Anday'ın oyunu yazmaktaki amacı, gözaltı eyleminin insan haklarını hiçe sayan boyutlarına izin verilmemesi konusunda toplumları ve yönetimleri uyarmaktır farklı sahne uzamının zorlamasına karşın, komiserde Sinan Demirer, tutukluda Emre Basalak ve kızda Özlem Baykara, denetimli ve yumuşak oyunculuk anlayışıyla yorumlarının kıvamını belirliyorlar. Belki komiser ve tutuklunun davranışlarında, birinci ve ikinci perdede görülen koşutluk daha netleştirilebilirdi. Topluluğun başarıları sürekli olsun. Cumhuriyet gazetesi köşe yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.